İdrar yolu enfeksiyonuna ne iyi gelir sorusu son günlerde en çok merak edilen sorular arasında yer alıyor. İdrar yolu enfeksiyonu genellikle dış etkenlere bağlı olarak gelişen ve mesane bölgesine hatta böbreklere kadar ulaşabilen bir enfeksiyon çeşididir. İdrar yolu enfeksiyonu evde nasıl tedavi edilir? İdrar yolu enfeksiyonuna ne iyi gelir gibi soruların cevaplarını sizler için araştırdık. İşte idrar yolu iltihabını kurutan yöntemler. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup, videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. İdrar yolunda hücrelerin iltihaplanması sonucunda idrar yolu enfeksiyonu meydana gelmektedir. İdrar yolunda meydana gelen enfeksiyon sonucunda özellikle kadınlarda koyu sarı akıntılar meydana gelmektedir. Bu akıntıların nedeni genellikle idrar yolu enfeksiyonuna bağlı olarak gelişir. İdrar yolları enfeksiyonu belirtileri: İdrar yaparken yanma hissi, koyu sarı renkli akıntı, sık idrara çıkma isteği, kusma, nedensiz uykusuzluk, bulanık idrar, sırtın arka bölümünde meydana gelen ağrı, ağır kokulu idrar. Nedensiz bir şekilde meydana gelen ateşli hastalıklar, idrar yolu enfeksiyonuna işaret eden belirtiler arasında yer almaktadır. İdrar yolu enfeksiyonuna neden olan etkenler: İdrar yolu enfeksiyonu, idrar yollarının yoğun bakterilere maruz kalması ve bu bakterilerin idrar yoluyla birlikte mesaneye ulaşmasıyla oluşur. İdrar yollarında meydana gelen tıkanma: Prostat büyümesi ve böbrek taşı idrar yollarını tıkayarak mesanede kalmasına yol açabilir. Bu durumda zamanla idrar yollarında enfeksiyona neden olmaktadır. Düşen bağışıklık sistemi: Bağışıklık sisteminde meydana gelen çökme idrar yollarında tıkanıklığın meydana gelmesine neden olabilir. İdrar yollarını temizleyen mucize karışım: Malzemeler: 1 su bardağı arpa kırması, 1 fincan kadar kiraz sapı, 1 fincan kadar mısır püskülü, 4 bardak su. Hazırlanışı: Hazırladığınız malzemeleri ve 4 bardak suyu bir tencerenin içine alıp 15 dakika kısık ateşte kaynatın. Daha sonra ocaktan alın ve 15 dakika demlenmeye bırakın. Ardından süzerek temiz bir kaba alın ve ağzı kapalı olarak buzdolabında saklayabilirsiniz. Nasıl kullanılır? Hazırladığınız karışımı 15 gün boyunca sabahları aç karnına bir çay bardağı içebilirsiniz. Karışım bittikçe yenisini hazırlayabilirsiniz. İdrar yolu enfeksiyonu için diğer yöntemler: Limon suyu. İdrar yolu enfeksiyonuna iyi gelen bitkilerin genel özellikleri arasında idrar miktarını artırmasıdır. İdrar miktarının artması sonucunda iltihap hızlı bir şekilde çözülebilir. Limon da idrarı artırmaya yarayan önemli besinler arasında yer almaktadır. Limon suyu içerek idrar yolu enfeksiyonunun tedavi edildiği bilinmektedir. Soğan suyu: Soğan doğal antibiyotiklerden biridir. Soğanın hastalıklara karşı olan etkisi ise epey fazladır. Antioksidan etkili olduğu için vücuda girmeye çalışan bakterileri kovar. Bu konuda idrar yolu enfeksiyonu şikayetinde de etkili olacaktır. Soğanda bulunan sülfür, iltihapların iyileştirilmesinde yardımcıdır. Enfeksiyon günlerinde günde 2 bardak içmeniz tavsiye edilir. Her defasında taze olarak hazırlayarak soğan suyunun faydasını alabilirsiniz. İngiliz karbonatı: Karbonat, idrardaki asit ve baz dengesini kontrol eder. İdrar yolu enfeksiyonu günlerinde oluşan yanma hissini karbonatlı su içerek giderebilirsiniz. 1 bardak suyun içine 1 çay kaşığı karbonat ilave edin ve bir süre bekleyin. Karbonat suyun içinde çözündüğünde suyu içebilirsiniz. Böylece idrar yolunda oluşan iltihapları giderir ve yan etkilerini ortadan kaldırır. Karbonatlı su içerek iltihaplardan uzaklaşabilirsiniz. Elma sirkesi: Elma sirkesinde pek çok vitamin bulunmaktadır. C vitamini ile vücuttan zararlı maddeleri atar, bedene mikropların yayılmasını önler. İdrar yolu enfeksiyonunu geçirmek için 1 bardak suyun içine birkaç kaşık elma sirkesi ilave edin. Bu şekilde tükettiğinizde idrar yollarında oluşan iltihaplanmaları yok edebilirsiniz. Elma sirkesi pek çok konuda faydalı olduğu gibi enfeksiyonları yok etme konusunda da faydalı olmaktadır. Maydanoz: Maydanozun da idrar söktürücü özelliği bulunmaktadır.
Çiğ olarak özellikle de üzerine limon sıkılıp tüketilen maydanozun idrar yolu enfeksiyonuna oldukça iyi geldiği bilinmektedir. Kereviz tohumu. 1 tatlı kaşığı kereviz tohumunu 1 bardak sıcak suda demleyin ve süzerek için. Bu şekilde idrar yolu enfeksiyonunu vücudunuzdan atmış olursunuz. Kereviz tohumunda antioksidan maddeler bulunmaktadır. Bu maddeler de daha temiz ve arınmış vücuda sahip olmanızı destekler. Yeşil çay. Yeşil çay yapısında antioksidan maddeler barındıran bir bitki çayıdır. Bu çayın enfeksiyon günlerinde tüketimi sağlığınıza kavuşmanızı hızlandırır. Özellikle de idrar yolu enfeksiyonunun bitkisel tedavisinde kullanabilirsiniz. Gün içinde tüketilen 2 fincan yeşil çay, idrar yollarında oluşan iltihap ve enfeksiyonun kolayca atılmasını sağlar. Böylece yanma, sık sık idrara çıkma ve bakteri oluşumu son bulur. Turna yemişi çayı. Kurutulmuş turna yemişi çayının da idrar söktürücü özelliği bulunmasından dolayı idrar yolları iltihabına iyi geldiği bilinmektedir. Böğürtlen çayı. Kurutulmuş böğürtlenlerden yapılan böğürtlen çayının da idrar yolları enfeksiyonunu tedavi edici etkisi bulunur. Kızılcık suyu. Mesane bölgesinde meydana gelen iltihabı kızılcık suyunun tedavi edici etkisi olduğu söylenmektedir. Kızılcık suyu doğada asidik olarak bilinir ve düzenli olarak içildiğinde bakterilerin yok olmasına yardımcı olur. Bu nedenle gün içerisinde kızılcık suyu tüketilmesi önerilir. Altın mühür. İdrar yolu enfeksiyonlarının bir diğer nedeni de erkeklerde meydana gelen bel soğukluğudur. Bel soğukluğunun meydana gelmesiyle özellikle erkeklerde idrar yolu enfeksiyonu meydana gelmektedir. Bu tür bir durumda özellikle altın mühür bitkisi oldukça işe yaramaktadır. Çay şeklinde gün içinde tüketilebilir. Enfeksiyonun da azalmasını sağlar. Kişniş tohumu. 10 gram kişniş tohumu 1 bardak suda geceden bekletilir. Sabah iyice ezilerek içerisine şeker konulur ve karıştırılır. Bu karışım enfeksiyonların azaltılmasına yardımcı olacaktır. Sarımsak idrar yolu iltihabına iyi gelir mi? Sarımsak antimikrobiyal özelliklere sahip olduğu için idrar yolu enfeksiyonuna neden olan bakterilerin üremesini engeller. İdrar yolu iltihabı için karnabahar kürü nasıl yapılır? Karnabaharı kaynatıp suyunu içerek idrar yolu enfeksiyonundan kurtulabilirsiniz. Kaynattığınız karnabaharın suyunu günde 3 kere tüketerek idrar yolu enfeksiyonuna veda edebilirsiniz. İdrar yolu enfeksiyonu geçirme riski nasıl azaltılır? Bol miktarda su tüketin, idrar tutmaktan kaçının, hijyenik petleri sık değiştirin, pamuklu iç çamaşırı giyin ve sıkı oturan kıyafetlerden kaçının. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.